çok değerli olmalı. Tam bir sanat eseri. Zaten toprağın altından çıktıysa yaz ilidir ya da tarih eser. Bu bir zikir, okçu yüzüğü. Atış yaparken parmağımız yaralanmasın diye baş parmağa takılır. Mete haklı. İnternette başka zikirler de buldum. Yayı gerdiğinde yüksek miktarda enerji veriyormuş. Bu enerjiden zikir sayesinde korunuyormuş. Bu zikir çok özel bir zikir. Toz koparanın zikirini bulmuşsunuz. Ne? Toz koparanın zikiri mi? Kemankeşler okuyla yayıyla tek vücut olurlar. Toz koparan İskender de sağ elinin baş parmağındaki zikirini hiç çıkarmazmış. Toz koparan bazen eline 3 ok birden alır. Yayı baş parmağıyla çektiği için boşta kalan parmaklarıyla 7 okları tutabilirmiş. Böylece hızlıca peş peşe 3 ok birden atar. Düşmanları karşısında avantaj elde edermiş. Bu ustamızın mirasının önemli bir parçası. Yüzyıllardır herkes bunu arıyordu. Ama bulmak sizin temiz kalbinize nasip olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Özür dilerim hocam. Siz öyle iştahla anlatınca içim kıyıldı. Ben de kıyacak bir şeyler aradım. Gençliğimize kıydın Kerem. 2 lokmanın lafı mı olur? Hocam, bir okçu sürekli böyle yemek yer mi? Allah için siz söyleyin. İradene sahip çıkmalısın. İyi bir kemankeşin gücü, iradesinin gücüyle ölçülür. Bundan sonra öyle aralarda atıştırmak yok. Sadece masada, sofrada yemek yiyeceksin. Hocam yapmayın bunu. Vallahi düşer bayılırım şurada. İyi bir kemankeş olmak istiyor musun? İstiyorum ama bir kırt. Bakkalına eve giderken ucundan. Kerem, bu gidişe tarihe toz koparan değil, ekmek koparan olarak geçeceksin. Mis gibi papatya çayı yaptık. Bak bunu içebilirsin. Hem çok da sağlıklı. Papatya çayı olduğuna göre ilk seçenek var. Seviyor. Sevmiyor. Kerem sevmedi bunu. Hocam, o da zikirle beraber bulduğumuz kağıt parçası. Ama neredeyse hiçbir şey yazmıyor üstünde. Zikiri yanında olduğuna göre öyle sıradan bir kağıt parçası olamaz. Peki biz bunları ne yapalım hocam? İsterseniz öteki haritayı da bana verin. Daha önceki harita sizi buna götürmüştü. Bakalım bu nereye götürecek? Al hocam. Bu arada size daha önce bana haber vermeden bir iş yapmayın demiştim. Umarım bundan sonra sözümü dikkate alırsınız. Sinan bak, bu gerçekten çok önemli. Metelerin evinin bahçesinde bu taşın aynısını gördün. Eminsin değil mi? Evet hocam. Güzel.
Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Şey konuşuyoruz. Dersler hakkında. Sinan fena değil ama arkadaşları serdi bu aralar. Karayel'in kaptanı olarak da takımını çekip çevirmesi için uyarıyordum onu. Senin başarılı olman için para harcıyorum. Arkadaşların tembellik yapsın diye değil. Bir an önce kendilerini toparlasalar iyi ederler. Aylı hocam, Berke mutfakta. Emirlerinizi bekliyor. Yapacak işleriniz varmış. Tamam, ben işe döneyim. Görüşürüz Sinan. Ne hakkında konuşuyordunuz? Takım hakkında. Takım hakkında. Başka bir şey yok yani. Yok. Baba, izninle ödevlerim var. Drone faciasını arkamızda bırakalım Berke. Siz onu bir de bana sor. Korkudan tüm gece rüyamda ağladım. Drone mudur, murum mudur, nedir? Uçarak kaçtım. Ama biliyor musunuz, rüya tabirlerine baktım. Uçmak alametmiş. Ne saçmalıyorsun sen? Her şeyden, herkesten korkuyorsun. Ne biçim adamsın sen ya? Korkmak demeyelim de şansıma, karşıma korkulacak insanlar çıktı. Yaşıyoruz bir gün ölmek için. Ama o yabani denen var ya, yabani. Her gün öldürüyor bizi. Ayla Hanımcığım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Ruh ve beden sağlığım için. Acaba diyorum bundan sonra Mehbara Hanım'a temizlikte yardımcı olsam. Hayatıma pırıl pırıl tertemiz bir sayfa açmak istiyorum da. Ben senin için yepyeni planlar yapmışken mi? Hayatta olmaz. Bir de diyorsunuz ki neden korkuyorsunuz? Şu ifadeden kim korkmaz? Salih'i harekete geçirmek için bir fikrim var. Fikir mi? Çok severim. Ormana gitmeyeceksem emrinize amadeyim. Buyurun. Bu gece gidip o ormanı yakacaksın. Salih de kemankeş ocağını korumak için doğru oraya gidecektir. Sen de tabii Salih'i takip edip ocağın yerini öğreneceksin. Nasıl fikir? Fevkalade. Efsane. Çok güzel. Bir de ormanı tutuşturacak, yakacak birini bulursak tadından yenmez. Yok yani, yabani sinirlenir, beni döver diye düşünmüyorum. Ben ateşten çok korkuyorum. Kovulmaktan da korkuyor musun Berke? Ben bari bir kibrit alıp geleyim. Sen gidip Salih'le ilgileniyorsun. Ben de bu sırada başka bir izi takip edeceğim. Hanımefendiciğim, o izi ben takip etsem. Berke! Tamam, o arada hakkınızı helal edin. Hürmet ediyorum. Berke? Acaba sorun tarzınla ilgili olabilir mi? Ne varmış ki tarzımda? Ben de onu diyorum işte. Hiçbir şey yok. Artık benimle çalışıyorsun. Adına yakışır şeyler giy. Adıma yakışır şeyler. Tarz. Berke. Nurgül Hoca, Nurgül Hoca, gönlün gitti Oktay'a. Ay 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 ay, oy 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 oy, ay 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 ay, vay vay vay. Nurgül Hoca, Nurgül Hoca, gönlün gitti Oktay'a. Sezgin. Nurgül Hoca, Nurgül Hoca, gönlün gitti Oktay'a. Sezgin. Oktay, 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 niye geldin okula? Ne yapıyorsun Tertip? Sezgin. Tertip, iyi misin? Neyin var? Babam.
Tertip ağlama kurban oldum, beni de ağlatacaksın. Nedir olay, anlat bir bakalım ha? Ağlasma. Hiç sorma. Nurgül Hoca'ya yazdığın mektup var ya, onu imza atmayı unutmuşum. Nurgül Hoca mektubu benim yazdığımı anlamadı. Canım ne olmuş? Bunda üzülecek ne var? Senin yazdığını söylersin. Söyleyemem. Neden? Çünkü mektubu Oktay Hoca ona yazıp gönderdi sandı. Hani şu gösteri maçı için gelen rakip takımın hocası var ya, işte o. Kaslı olan. Adamın her yeri baklava. Ben onu nasıl baş edeyim? Canım o baklavaysa sen de baklava hamurusun. Mektubu beğenmiş mi peki? Beğendi. Seke seke okuyordu koridorda. Aranım ha. Gittim aranım. Allah Allah. O mektubun nesini beğendi ya? Demek ki mesele mektubun kendisi değil, kimden geldiymiş. Ya üzülme. Senin ilacın zaman. Tarihçi de olsa o da elbet bir gün tarihe karışır kalbinde. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Tipe bak. Sana ne oldu ya? Bugün de herkese bir haller oluyor ya. Salih Hoca ödev verdi. Eğer iyi bir kemankeş olmak istiyorsam sofra dışında yemek yemeyecekmişim. Nasıl yani? Bakkaldan bir şey alıp yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Vay mübarek. Helal olsun Salih Hoca'ya. Hoca hoca. Benim yıllardır sana yaptıramadığımı yaptırıyor ya. Yarın gidip erzak hediye edeceğim adama. Oh be. Duydun mu Sezgin? Güzel şeyler de oluyor bu hayatta. Ümidini kaybetme. Ümidini kaybetme. Acanı. Kaybetme. Kaybetme ümidini. Ya bu niye yanmıyor arkadaş? Kibrit bile donmuş ya. Vallahi meşaleyi bilmem de papyonun resmen yakıyor ortalığı abi. Cahil, ben profesyonellerle çalışıyorum. Sen nereden bileceksin ki? Berke abi, bir profesyonel olarak şu kibriti yaksan artık. İki tane koskoca yetişkin insanlarsınız. Ben yakamıyorum, ellerim ayaklarım dondu. Çok biliyorsanız alın, siz yakın. Yakamıyorum, çakamıyorum kibriti. Allah Allah. Aha. Aha. Vallahi yandı. Aha, yandı, yaktım. Aha da yaktım. Canım abim, yakışıklı abim, güzel abim, hoş geldin, sefalar getirdin. Gözümüz yollarda kaldı, neredesin ya? Ya bizim şu ormana girdiğimizi kimden alıyorsun haber, nasıl alıyorsun haber? Örümcek misin, nesin? İki dakika bekleteceğim seni. İnan hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yakacağım ve çıkacağım, o kadar, söz. Abi, hava çok soğuk. Kurban olayım, şurada bir ateş yakalım, ısınalım. İki medeni insan gibi konuşalım. Ne olur abim benim be. Derbeder olduk. Sen de yoruldun, biz de yorulduk be abi. Rica ediyorum senden. Hocam, gel hoş geldin. Şimdi bir televizyon kanalı bünyesinde okçuluk kulübü olan okulları geziyor. Yarın da çekim yapmak için bizim okula gelmek istiyorlar. Hem çocukların da turnuvasına denk geldi.
Size sormadan evet dedim ama. Aa, bence harika olur. Hem çocukların maçını çeksinler. Değil mi Sezgin Hocam? Sezgin Hocam, neyiniz var sizin? İyi misiniz? Herhangi bir organizasyon falan olacak mı hocam? Yok, hayır, organizasyon falan olmasın. Kanal sadece çocukları çalışırken çekmek istiyor. Yani her zaman turnuvayı nasıl yapıyorsak öyle yapalım lütfen. Tamam. Tamam. O zaman ben gideyim çocuklara haber vereyim. Arkadaşlar, Sezgin Hoca nerede kaldı? Kerem, ne yapıyorsun? Hani hiç yemek yemeyecektin? Kerem, Salih Hoca'ya verdiğin sözü tutmalısın. Salih Hoca sadece masada yemek yiyeceksin dedi. Al bak, ben de masa diyorum. Saçmalama. Böyle ucuz numaralarla bizi kandıramazsın. Hem kurallarda boşluk arayacağına, midende boşluk kalsın birazcık Keremciğim. Vay! Tartışmalar, tartışmalar. Türk okçuluğunun kanayan yarısı. Ne yapıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz yoksa? İnsan biraz ekip olur ya. Nerede takımlaştık? Ekip olmayı sizden mi öğreneceğiz? Siz kendinize bakın. Kendimize bakıyoruz. Pek güzeliz. Çünkü biz kareyiz. Ha, müdür beyin yanındaydım. Onun için geç kaldım. Ne oldu hocam? Bir sorun mu var? Yok ya. Önemli bir şey değil. Televizyon kanalından mı gelecekler? Sizin turnuvayı mı çekecekler mi? Şöyle bir şey işte. Hocam, bu çok güzel bir şey. Hocam muhteşem bir haber. İnanılmaz. Çok güzel bir haber. Güzel bir haber hocam. Rap'imle milyonları kendime ayran bırakacağım. Çok güzel bir haber. Bence çok sevinmeyin. Asya'nın internetten açtığı canlı yayınlara benzemez bu işler. Öz çekim yapmakla kamera önü tecrübesi birbirinden çok farklı. Sen nereden biliyorsun? 4 aylıkken çocuk bezi reklamında oynamıştım. Oradan biliyorum. Güzelmiş çocuk bezi. Tamam tamam, tartışmayı sahaya bırakın hadi. Merve, Asya, alın okumuzu yayınıza. Geç bakalım, ilk atışlar sizin. Hadi Asya. Hadi Asya, yaparsın. Hadi, hadi başarabilirsin. Hadi. Çek. Atış serbest. İşte bu. Çay. Evet, sıra Mete ve Sinan'da. Geç bakalım Sinan. Hadi geç bakalım Sinan, Mete. Hadi Mete. Hadi Mete. Hadi Mete. Hadi Mete. Çek. Hadi Mete. Atış serbest. Oley be! Oo. Çak 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 çak. İşte bu. Evet. Görüyor musun Mete? Turnuva maçını kazandığımızda kameraların önünde bu sevinci yapacağım. Sen onları aldırma Mete. Bırak onlar sadece kameraya oynasınlar. Nasıl da ezdin onları? Evet, çok iyiydi. Ya. Çok iyi bir atış yaptın Sinan. Evet. Geçen gün sana aşırı tepki gösterdiğim için kusura bakma lütfen. Önemli değil. Bak, kendimi affettirebilmek için o gün içemediğimiz portakal sularından getirdim. Yani aslında hiç gerek yoktu.
Benim size kendimi affettirmem lazım. Hiç gerek yok canım. Ben aslında iyi bir öğrencimi kaybettiğim için mutsuzdum o gün. Hatta bak ne diyeceğim. Gidip ailenle konuşayım. Annen evdedir değil mi? Hemen gidelim. Yeniden okçuluk derslerine başlayabilmen için onları ikna edeyim. Gerek yok. Gerek yok olur mu hiç? En iyi öğrencim için bırak da bu kadarını yapayım. Eviniz yakındı değil mi? Evet. Daha annem müsait değil. Olsun, ben de başka zaman gelirim. Ne zaman müsait olur? Hocam ben arkadaşlarımla buluşacaktım da. Başka zaman konuşsak olur mu? Tamam, sen müsait olduğunda haber ver yeter. Arkadaşlar, durum bu sefer çok ciddi. Mavi'ye kameralar önünde kaybedemeyiz. Evet, kazanmak zorundayız. Böylece tekrar tekrar onları nasıl kazandığımızı izletiriz. Yıldız biziz. Ama artık eskisi kadar da güçsüz bir takım değiller. Onları yenmenin bir yolunu bulmalıyız. Ne yapacaksak artık yeniden bir ekip olarak yapacağız. Mavi'yi dağıtacağız. Nasıl? Bir planım var. Sinan, kızma ama. Ne zaman böyle desem patlıyoruz. Merak etmeyin, bu sefer biz değil. Onlar patlayacak. Çünkü bu sefer yalnız olmayacağım. Hep birlikte hareket edeceğiz. Toz koparan, toz koparan. Yok! Arkadaşlar, sizce televizyoncular geldiğinde bizimle röportaj yaparlar mı? Ben kesinlikle bir tane yapmalıyım. Böylece kendi kanalımda paylaşabilir, bir sürü tık alabilirim. Ben yeni rap şarkımı ilk kez TV ekranlarında söyleyeceğim o zaman. Geliyor. Dufka, duf dufka, dufka, duf dufka. Gelsin kameralar, tutsun oklar. Gösteri sevmeyiz, bizim için yoklar. Sadece midem ara ara yoklar. Halimi anlamaz asla bu toklar. Olsaydı tavuklar hayır demezdim kimseye. Yani Salih Hoca yeme deyince hani. Siz deseniz de yayını gel. Benim aklımda sandviçler. Ah yo, acı çekiyorum. Yo. Arkadaşlar, turnuvaya odaklanmalıyız. Bu sefer kare ile puan ortalamasına geçmeliyiz. Önemli olan kameralar değil. Bugün gördünüz, neredeyse hatasızdılar. Mete haklı, daha çok çalışmalıyız. Su uyur, kareye duymaz. Eminim şu an deliler gibi çalışıyorlardır. O zaman turnuva için daha çok çalışmamız lazım. Evet! Çek. Bırak. Hazır. Çek. Biraz yukarı. Bırak. Hazır. Çek. Bırak. Çok iyi. Bravo. Onları ezeceğiz. Kusura bakmayın çocuklar, işlerim vardı, biraz geciktim. Siz başlamışsınız bile, harika. Hadi o zaman hız kesmeden devam edelim. Artık kendimize ait topların olması ne güzel değil mi Asya? Evet, hareketli hedefleri vurmak inanılmaz hoşuma gidiyor. Aa, şuna bak. Asya baksana ne kadar da tatlı. Evet. Çok tatlı. Daha yavru baksana. Annen neredesin? Annen nerede? Kimsesi yok bence. Bir süredir doğru dürüst beslenememiş belli ki.
Ne yapacağız şimdi biz bunu? Böylece ortada bırakamayız ki. Ben mutlu olacağı bir yer biliyorum. Gel benimle. Vay anam vay. Ah be Bahar bacıma. Ah Berke Bey ah. Biraz daha dikkatli olsanız. Ne yapaydım be Bahar bacı? Her taraf zifiri karanlıktı. Meşaleyi yakayım dedim. Hava bir aydınlandı. Pat karşımda. Kim? Yabani. Ah yabani. Şu bardağı biraz sol tarafa be bari. Nasıl oluyor? Nasıl karşıma çıkıyor anlayamıyorum. Adam akrep gibi. Şu halime bak. Sızlanmayın o kadar. Maşallah onca darbeyi aslan gibi sayılırsınız. Aslan mı? Aslan dediğin etle beslenir. Beni görmüyor musun? Bir petle besleniyorum. Ayla Hanım. Gider tabii. Gitmez mi? Güvendiği dağlara kar yağdı. Benim bu işe bir çözüm bulmam lazım. Böyle olmaz. Sağla mahallesi. Hadi hazırsanız çıkalım. Nasıl hissediyorsun kendini oğlum? Doktor kontrol için heyecanlı mısın? Biraz ama kendimi iyi hissediyorum. Ay çok şükür Allah'ıma eskisinden çok daha iyi. Koşarken artık tıkanmıyorsun değil mi oğluşum? Tıkanmıyorum. Salih Hoca sayesinde. Bana nasıl nefes almam gerektiğini öğretti. İnşallah daha çok şey öğreneceksin Salih Hoca'dan yavrum. Ha Sedef, bu arada senin haberin yok. Yarın okula bir televizyon kanalından çekim yapmak için gelecekler. Metelerin turnuva maçını çekecekler. Ay aşk olsun Cihan, ben organizasyonu nasıl yetiştireceğim? Hiç beni düşünmüyorsun ha. Düşünüyorum hayatım. Zaten düşündüğüm için şimdi söylüyorum. Yani peşinden söyleyeyim, organizasyon falan yok. Ah. Balon yok. Ah. Pankart yok. Kısır börek yok. Sadece çocuklar ve yaylar olacak, kusura bakma. Ama Cihan. Amması maması da yok. Ya birazcık Metin'in doktor kontrolüne odaklanabilir miyiz şu an? Çekimi falan unutup. Ne giyeceğim ben? Aha. Ne alacağım ben şimdi? Ay, ya 40 yılın başı senden bir şey istedim, onu da yapmıyorsun ha. Büyük indirim yapmayı biliyordun ama. Hem çok mu zor anlamıyorum. Bir kerecik olsun televizyon geldiğinde kameralara gülümseyerek azimli bakkal demek. Azimli bakkal, cebinizin dostu. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum senden. Ya kusura bakma tertip ya. Ya ben o gün okula bile gitmek istemiyorum. Rapor mu alsam acaba? Ya saçmalama. Hiç kendi açından da bakmıyorsun olaya. Ne güzel fırsat ayağına gelmiş. Sen gelen fırsata gelişine vole çakıyorsun. Ya ne fırsatı ya? Kadınlar televizyona çıkan erkeklere bayılır. Öyle mi diyorsun ya? Oktay falan mı kalır akılda? Haklı olabilirsin aslında. Tam böyle turnuvayı sunarken Nurgül Hoca'nın gözlerinin içine bakıp o mektubu aslında ben sana yazmıştım diyebilirim. Ha? Ha işte aralarda azimli bakkal cebinizin dostu da dersin. Ha? Aslında alternatif olarak ağzında jingle da yapabilirsin. Bak şöyle. Azimli bakkal dönün dönün dön. Her zaman tokkal dönün dönün dön. Cebinizin dostu dönün dönün dön dön. Azimli bakkal. He? Çok iyi bir konuşma hazırlamalıyım. Heh. Hazırla hazırla. Bak azimli bakkal cebinizin dostu. Unutma. Ha? Azimli bakkal cebinizin dostu. Heh. Asmi amca bize süt verir misin? Ana, o ne öyle küçücük kız? Sizin mi? Evet, adı Yumak. Çok aç kalmış. Bizim de aklımıza Kerem geldi. Ona iyi bakabildiğine göre buna da iyi bakabilirsin diye düşündük. Kızım, Kerem'le bir mi bu? Bir lokmacık midesi vardır bunun. Oy maşallah. Dur.
Dur ben ona bir şeyler hazırlayayım hemen. Tamam mı? Dur. Hocam baksanıza. Çocuklar yalnız benim kedilere alarm. Merhaba. Ay. Yavru mu bu? Evet. Ya sen ne kadar güzelsin. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Adı ne? Yumak. 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 Çok güzel gerçekten. Sizin kediniz mi hocam? Yok, çocukların. Ya en sevdiğim hayvan. Tatlıya bak şunu. Biz de çok seviyoruz. Ama maalesef ikimizin de annesi evde kedi istemiyor. Ya. Ha ben bakarım. Ben bakarım. İyi de tertip senin kediye. Düşkünlüğüm var. Ya kedi görünce dayanamıyorum yani. Uy canım benim. Uy, uy. Sahiden mi? Bu yanınızı hiç bilmiyordum hocam. Ah benim daha bilmediğiniz ne çok yanım var. Yani ben de en az sizin kadar çok severim kedileri. Yani imkanım olsa barınakta yatacağım. O derece yani. Oy yumak canım benim. Oy yumak yumak. Hep çık. Çok yaşayın hocam. Yaşasın. Yumağı yuva bulduk. Evet. Hapşu. Ay. Ay. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? İyi dersler hocam size, iyi dersler. Hapşu. Sezgin hocam. Geçmiş olsun. Hasta mısınız? Bir sağlık ocağına uğrayıp muayene olsaydınız. Yok. Hasta değilim hocam. Ya hem şimdi kanaldan gelecekler. Sizi yalnız bırakamam. Hapşu. Ya hasta değilim diyorsunuz da sürekli hapşırıyorsunuz. Ha, hasta değilim. Kediden. Kediye alerjim var. Ha, alerji. Hapşu. Ya madem kedi alerjiniz var, kediyle ne işiniz var? Ah be hocam ben. Günaydınlar. Günaydın. Oo, nasılsınız? Ha bu arada dün yaptığınız şey çok hoştu hocam. O çaresiz kediyi sahiplenmenize duygulanmamak elde değil gerçekten. Ne demek Nurki hocam? Ben zaten oldum olası kedini hepsi sevdiğim hepsi. Geçmiş olsun. Neyiniz var böyle? Kalp yarası sanırım Nurgül hoca. Neyse. Hadi bakalım bu işi de Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatalım da tüm Türkiye'nin gözü üzerimizde olacak muhtemelen. Ah hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle alalım sizi içeriye doğru. Buyurun. Hepsi. Yasemin hadi kızım. Tamam geliyorum anne. Ama geç kaldık. Televizyoncular gelmiştir. Çok geciktik. Pardon. Kime bakmıştınız? Ben size. Size bakmıştım. İsmim Ayla. Yasemin'in okçuluk öğretmeniyim. Buraya sizinle tanışmaya geldim. Yasemin kızım sen okçuluk dersi almaya mı başladın? Üstelik benden habersiz ha? Yasin kameralar, tutsuzluklar gösterir istemeyiz. Bazen midem ara ara yoklar. Halimi anlamaz asla bu toklar komşular. Mavi ay,
Aman Mavi Ay! Acıktım ben ay! Kerem yeter artık ya. Rap şeklinde ağız mı yakılır? Konsantrasyonumu bozuyorsun. Yenileceğiz bak. Mete, dün doktora gitmişsiniz annem söyledi. Ne dedi doktor? Çok iyi. Sağlığım gayet yerindeymiş. Buraya taşınmamız, Salih Hoca'nın dersini derken direncim artmaya başlamış. Çok iyi, çok sevindim. Hadi geçmiş olsun. Asya, yumak nasıldır sence? Sezgin Hoca ona iyi bakıyor mudur? Görmedim mi kedileri ne kadar sevdiğini? Eminim iyidir yumak. Ben asıl kariyeri merak ediyorum. Turnuvaya az kaldı ama hala ortada yoklar. Ne karıştırıyorlar acaba? Bilmiyorum. Hadi devam edelim. Al şunu Arda. Bu nedir? Müsil. Can'la beraber Mavi'yi yemeklerin içine koyacaksınız. Onlar midesiyle uğraşırken biz de zaferimizi kutlayacağız. Biz niye yapıyoruz? Siz yapın. Siz bunu koyarken biz de Merve'yle Mavi'nin yemekhaneye girmesine engel olacağız. Takım çalışması. Ya yakalanırsak? Merak etmeyin, hiç kimse görmeyecek sizi. Yemeklerini yiyip atış alanına geldiklerinde kameraların önünde rezil olacaklar. Kariyerle uğraşmak neymiş, gösterelim. Karayel! 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 Kızım sen zaten yapacağını yapmışsın. Aferin sana. Benim yüzümden tartışmayın lütfen. Hanımefendi, bahçemden çıkar mısınız? Kızımla konuşmak istiyorum. Rahatsız olmayın lütfen. Yasemin bir aydır öğrencim. Yeni değiliz yani. Gerçekten şu anda hiç sırası değil. Lütfen, kızımla konuşacağım ben. Peki, rahatsız ettim. Görüşmek üzere. Sana şu an hiçbir şey söylemiyorum. Bakalım baban duyunca ne diyecek? Kapı şu kapıyı da. Yürü. Arkadaşlar, ben çok acıktım. Yemek falan mı yesek? Yiyelim valla. Enerjimiz yerine gelsin. Sahi, Kerem nerede? Ortalıkta yok valla. Halbuki yemek saatini iple çekiyordu. Neyse, yemeğin kokusunu alınca gelir zaten. Hadi biz gidelim. Hadi. Siz yemeğe mi gidiyorsunuz? Evet, ne olmuş? Nalmış var mı? Hakikaten bir nalmış var mı? Sinan, bulamadım ben bir şey. Yemek yedikten sonra yağ çekmek sağlığınıza zararlıdır. Kaslarınız doğru çalışmaz. Sen ne zamandan beri bizim sağlığımızı düşünüyorsun Sinan? Rakibim olduğumuzdan beri. Ya Sinan, bırak artık yemeğe gidelim lütfen. Olmaz, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Çorba da çok güzelmiş. Hadi Arda, çabuk çabuk. Yemek. Yemek. Yemek.
Demek, demek. Bakalım Mavi Ay bunları yedikten sonra maça çıkabilecek mi? Hadi kimse görmeden gidelim buradan. Ya Sinan ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak yemeğe gidelim. Ya durun bir dakika. Siz yaylarınızı kontrol ettiniz mi? Ettik. Okullarınıza baktınız mı? Baktık. Sübhaneke okudunuz mu? Hayır. Ha, okuyun işte. Amin. Amin. Gidelim çocuklar. Dur, dur, dur. Ah Sinan, ne yaptın? Daha uzun bir dua okutsaydın. Baksana, hemen gittiler. Tabaklar bomboş. Bu kadar yemeği kim yemiş olabilir ki? Kerem. Resmen aç kaldık. Çocuklar, hadi turnuva başlıyor. Televizyoncu abiler sizi bekliyor. Hadi bakalım. Nerede bu taş? Hapsın! Merhaba hocam. Sezgin hocam. Yumak nasıl? Yumak iyi. Hem de çok iyi. Eve de yerleşti, keyfi de yerinde. Peki ya ben? Peki ya ben? Ha, ben ondan daha iyiyim. Yani keyfim de yerinde. Beni çok mutlu ediyor kerata. Yani hayatımdaki en büyük eksiklik yavru kediymiş. Sağlıklı yaşayın hocam. Sağ ol canım. Hadi geçin, geçin yerimize. Geçin. Televizyoncular hazır. Maça başlayabilirsiniz artık, tamam mı? Öncesinde siz bir röportaj yapın, çocuklarımızı tanıtın, olur mu?
Peki hocam, peki. Sezgin hocam, söyleyemedim ama takım elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hocam, biliyorsunuz okulu temsil ediyorsunuz burada. Yani yapamayacak gibiyseniz söyleyin, şimdi söyleyin lütfen. Ne demek hocam, bana güvenin. Herkes bana bayılacak, bayılacak. Sezgin Hoca biraz heyecanlı galiba. Evet. Evet ama bu konuşmayı yapmayı da en çok o hak ediyor. Çok ilgilenli çocuklarla biliyorsunuz. Öyle. Kayıt deyince inşallah kamera heyecanı gidecektir değil mi? İnşallah. Hazırsanız başlayabiliriz hocam. Hazır. Başlayalım mı? Öyle. Tamam, başlayabiliriz. Merhaba. Konuşun hocam, hadi konuş, konuş, konuş. Ya. Tamam, hey. Aa! Hocam, konuşun lütfen. Sakin, bir şey yok, konuşun, konuşun, hadi. Azimli. Azimli bakar. Gül hocam o mektup beni yakar. Kestik. Bu böyle olmaz. Zaten direkt şu çizgiden değil. Oh, daha... Karnım. Kerem, iyi misin? Kerem, iyi misin? Kerem. Siz merak etmeyin, ben giderim. Kerem. Şedef, şedef. Canım, bu halin ne böyle? Ne var Cihan, her zamanki halim. Böyle saçım bir öylesine toplayıverdim, o kadar. Öylesine toplayıverdim mi? Ya bildiğin gelin başı bu. Ah, ah. Kameralar geldi ya, o yüzden böyle oldu. Kızım. Aa, ne alakası var canım? Hem okul aile birliği başkanıyım ya. Burada olmak hakkım bir defa. Hı. Hem de çocuklara destek olmaya geldim. Anlıyorum canım. Anneni alıver, şöyle geçer misiniz hayatım? Sinan, planın işe yaradı. Kerem, iyi misin? Hayır, hiç iyi değilim. Midem çok kötü yanıyor. Turnuvaya çıkamayacak mısın? Çıkamam. Bu şekilde mümkün değil. Benim için de bir turnuva oynanıyor şu anda zaten Mete. Oh. Kerem, ah, Salih Hoca ne dedi sana? Onun sözünü dinlemeliydin. Takımlar, hazır mısınız? Atışlar başlamak üzere Kerem. Benim gitmem lazım. Sen git. Kaş kurtar kendini. Ben yandım, sen kendini kurtar. Kendim ettim, kendim buldum. Hatalarımın bedeli bu. Mete, Mete. Oy, midem. Şişt, az. En büyük kariyer. Arkadaşlar, Kerem gelemeyecek. Siz başlayabilirsiniz Sezgin Hocam. Tamam. Evet, turnuvamız başlıyor. İlk atışlar için... Canım. Merve ve Asya, lütfen sahaya çıkın. Hadi Asya. Arkadaşım. Ben sana ne diyorum? Şöyle yapsın. Allah'ım ya. Hazır. Canım seni çekmiyorlar zaten. Çek. Tamam. Tamam. Açış serbest. Evet. İşte bu be. Evet. Şimdi sıra Can ve Burak'ta. Burak, Can, geçin yerinize. Hadi Can. Hadi Can. Hadi Can, hadi. Çek. Hadi Burak.
Atış serbest. Burak kazandı. Bravo Burak. Esra, Mete ve Sinan'da. Hadi be. Hadi Sinan. Lütfen yerlerinize geçin. Oğlum. Canım ne yapıyorsun? Kameraların önünde lütfen tartışmayalım. Cihan'ım çok ayıp. Hazmi. Hazır. Çek. Atış serbest. Evet. Fena değil. Benden bir şeyler kalkmışsın. Ama daha çalışman gerek. Şimdi son atışta sıra. Sıradaki atıcılar Elif ile Arda. Hadi Elif. Hadi Arda. Evet, hazır. Çek. Atış serbest. İşte bu. Evet. Bugünün kazananı Mavi Ay. Bravo Elif, çok kazandık. Bunlar yemek yemedi mi? Hepsini Kerem yemiş. Biz şimdi Kerem'in o bulu yüzünden mi kaybettik? Güreş vücudun tüm kaslarını çalıştırır. Harcanan gücün düzensizliği kalp damar sisteminin uyumunu güçleştirir. O yüzden gücünü düzenli kullan. Çünkü güreş disiplin demektir. Güreş kuvvet demektir. Güreş güç demektir Berke. Bu gücü istiyor musun Berke? Ne demek efendim? İstiyor musun? Sesiniz cennetten geliyor. Kim istemez? Ataspor. Hadi kendinize iyi bakın. Gel Berke, gel buraya. Berke, buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye gel? Arkadaşlar bir spor yapayım istedim, ısınayım. Gel buraya, elime ver, gel. Gel buraya, gel. Hocam, dur. Hocam, burada ayıp, hocam ayıp. Olabilirim. Thank you.
Beş taş, beş büyük emanet. Bize emanet olan basit bir miras değil, bir büyük bilgidir Salih. Bekçiliğimiz taşlara değil, taşların ardındaki birikimedir. Ustamız toz koparan, maharetini işlediği yayı bildikleri kuşaktan kuşağa aktarılsın diye bize emanet etti. Vakti elbet gelecek. Sırrı koruyan beş ustanın menzilindeki nişan taşlarında emanetler kendini açık edecek. Bekçiliğin anlamı kendini o gün gösterecek Salih. Beş taş, beş büyük emanet. Hepsini koruyacak, hepsine sahip çıkacaksın. Toz koparanın yayı kendini ancak emanetler onları saklayan ustaların ayak taşlarına yerleştiğinde gösterecek. Bu kutsal görev zamanında bana emanet olduğu gibi bundan böyle sana emanettir Salih. Ona layık olasın. Allah'ın yardımıyla hocam.